Bence herkes Leonardo da Vinci'yi tüm farklı konularla ilgilenen evrensel ve tipik bir Rönesans adamı olarak tanıyor. Burada ise yaptığı anatomik çizimler bulunuyor. Bu çizimler sayesinde insan onun sadece bilimle de ilgilenen bir sanatçıdan ibaret olmadığını anlıyor. Bilimsel uğraşları sadece tuhaf, merak ettiği ikincil bir mesele değildi yani. Yaptığı bilimsel çalışmalar diğer uğraşlarının da merkezindeydi. Özellikle de bu anatomik çizimleri harika bir nitelikte ve bazı açılardan güçlü bir dehaya işaret ediyor. Bu yüzden Leonardo, Rönesans'ın muhteşem bilim adamlarından biri olarak da görülmeyi hak ediyor. Yani en azından ressamlık statüsüyle eşit olması gerekiyor. Bu gördüğünüz, Leonardo'nun yaptığı en büyük ve en detaylı anatomik çizimlerden biridir. 1509 civarlarında yapılmış. Bu onun insan vücudunda yer alan iç organlar hakkındaki tüm bildiklerini ve tüm fikirlerini derleyip bir araya getirdiği bir çizim. Bu çizimler ağırlıklı olarak Leonardo'nun birkaç yıl öncesinde yürüttüğü, 100 yaşında olduğu iddia edilen bir adamın vücudunun kesilerek parçalara ayrılması çalışmasına dayanıyor. 100 yaşını aşmış bu kişinin tahlillerine ait bazı unsurları görebiliyorsunuz. Muhtemelen karaciğerlerinde siroz vardı. Dalağı büyümüş, karaciğer damarları aşırı belirgin ve göbeğindeki damarlar portal hipertansiyon yüzünden genişlemiş. Kalp sadece iki odacıkla gösterilmiş. Leonardo burada henüz muhteşem kalp kulakçığı keşfini yapmamış. Ana atar damar yayı ise muhtemelen büyükbaş hayvanlara ait. İnsanlar için fazla simetrik. Bu da bize Leonardo'nun hala bir noktaya kadar hayvan vücudu incelemelerine dayandığını gösteriyor. Bunu aynı şekilde aşağıda bulunan rahmin iki yanından uzanan büyük bağ dokularında da görebiliyoruz. Bunlar da tipik olarak insandan çok büyükbaş hayvanlarda bu şekilde bulunur. Rahme daha yakından bakarsanız 7 tane odacığı olduğunu görebilirsiniz. Bu Aristo'dan beridir süregelen geleneksel bir inanıştı. Böylece Leonardo bir çizimin içerisinde çok miktarda bilgiyi sıkıştırmaya çalışmış. Ama aslında insan vücudunu tamamen kavramasına giden yolun sadece bir aşaması bu. Leonardo, kariyeri boyunca anatomik araştırmalarını insan anatomisi üzerine resimli belgeler şeklinde yayınlamak istemişti. Ama 1519 yılındaki ölümüyle beraber tüm bu anatomik belgeler özel atölye malzemeleri arasında kaldı ve aslında gözden kaybolmuşlardı. Böylece Leonardo, anatomi tarihinin muhteşem isimlerinden biri olabilecekken sadece bir dipnot olarak kaldı. 1600 yılı civarında Leonardo'dan geriye kalan yaklaşık 600 çizim tek bir albümde bir araya getirildi. Ve 1690 yılında kraliyet koleksiyonunun bir parçası olmuştu. Koleksiyona nasıl girdiğini bilmiyoruz. Buna dair hiçbir kanıt yok. Ama ikinci Charles'ın başta olduğu dönemde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Muhteşem bir sanatçı olarak Leonardo'nun çağdaşı olan anatomistlere karşı iki avantajı vardı. Öncelikle bir heykeltıraş, mühendis ve mimar olarak forma dair sezgisel bir kavrayışa sahipti. Bir vücudu parçalarına ayırıp incelerken, vücudun farklı parçalarının nasıl birbiriyle uyum içinde olduğunu, nasıl bir arada çalıştıklarını akıcı bir şekilde anlayabiliyordu. Bunu anladıktan sonra da üstün bir teknik ressam olarak gözlemlerini ve keşiflerini kolay anlaşılabilen çizimler halinde kaydedebiliyordu. İzleyicinin formu ve yapıyı anlamasını sağlıyordu. Önceden bunu yapabilen yoktu ve hala birçok açıdan daha iyisi yapılmadı. Bu gördüğünüz, Leonardo'nun 1510 kışında yaptığı eşlikli bir diseksiyonun sonuçlarına ait çizimlerden biridir. Muhtemelen Milan'ın güneyinde yer alan Pavia Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Oranın genç bir anatomi profesörü olan Marcantonio della Torre ile işbirliği yaptığı söyleniyor. Sonuçları yoğun detay içeren bu çizimlerde görebiliyorsunuz. Omuz ve kol kaslarına, elin yapısına dair çalışmaları bunlar. Eldeki sinirleri ve eli besleyen atar damarları görüyorsunuz. Ve burada sayfanın tam ortasında yüz kaslarına ait çok detaylı bir diseksiyon yer alıyor.
yüz kaslarını parçalara ayırıp incelemek gerçekten çok zor. Leonardo ise neredeyse mükemmel bir doğrulukta çizmiş. Her bir kası ayırt edebiliyorsunuz. Çizimlerin etrafı aldığı not yığınlarıyla çevrili. Sayfadaki çizimleri bu notlarla kısmen açıklamış. Aynı zamanda incelemek istediği konuları kendisi için belirlemiş. Bu çizimleri tamamen kendi kayıtları olacak şekilde hazırlamıştı. Başka birilerinin görmesini planlamamıştı. Belki de bu yüzden çizimlerin arasına sol eliyle ayna görüntüsü yazılar yazmıştı. Yani tersten yazmıştı. Ayna konduğunda okunabilecek şekilde. Sağdan sola her bir kelimeyi ve harfi mükemmel şekilde yazmış. Sanırım hayatı boyunca sol elle ve ters yazmak onun için daha kolay olmuştu. Bu defterinden alınmış bir sayfa olduğu için sayfayı tersine çevirince yine bir çizimle karşılaşacaksınız. Leonardo çizimlerini ve notlarını sayfanın iki tarafında da derlemişti. Leonardo'nun en kapsamlı iskelet çalışmasını görebilirsiniz. Bunu neredeyse mimari bir çizim gibi ele almış. Önden, arkadan ve yandan olmak üzere hepsi de dik açılı olan üç farklı kesitten gösteriyordu. Leonardo'nun en son yaptığı ve çoğu açıdan en iyi diyebileceğimiz anatomik incelemesi kalbin yapısına aitti. Leonardo bir öküzün kalbi üzerinde çalışmıştı. Kalbi çok detaylı bir şekilde incelemiş ve sayfada görebileceğiniz üzere ana atardamar kapakçığının yani aort kapakçığının işlevlerini araştırmış. Leonardo, aortun tabanında bugün Valsalva sinüsü adını verdiğimiz küçük bir şişkinlik, bir odacık olduğunu fark etmişti. Bunun işlevini araştırmak istedi. Bu yüzden aortun içine erimiş bal mumu enjekte etti. Parçalara ayırdığınızda ampul şekline sahip olduğunu gördüğümüz bu şekli elde etti. Sonra da bal mumu dökümünün etrafını saran camdan bir kap yaptı. Buradaki kesit de onu gösteriyor. Sonra içinde çim tohumları olan suyu bu cam kabın içine enjekte etti. Hemen aort kapakçığının üstündeki sinüste meydana gelen girdapları gözlemledi. Bu girdaplar kalbe her bir kan pompalanışının ardından kapakçığın uçlarının açılıp kapanmasında önemli bir rol oynuyordu. Bulduğu şey çok doğruydu. Kalp cerrahları ancak 20. yüzyılda Leonardo'ya bu konuda katıldılar. Valsalva sinüsünde meydana gelen girdaplar aortun çalışmasında hayati önem taşıyordu. Bu, Leonardo'nun yaptığı en ileri derecedeki araştırmalardan biriydi ve Leonardo'nun ne kadar iyi bir deneysel bilim adamı olduğunu gösteriyordu.